İyi akşamlar. Bugün bu akşam değerli izleyiciler 4. Otorite programıyla Türkmen TV'den siz değerli gönül dostlarımızla yine buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Bu akşam yine Bağdat'taki son gelişmeleri sizlere aktaracağız ama ilerleyen dakikalarda Türkmen TV muhabiri parlamento salonundan bize bağlanacaktı. Oradaki gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Sevgili değerli izleyiciler, Irak'ta geçen yıl düzenlenen seçimler üzerinden tam bir yıl geçti. Nihayet hükümet kurma programı sonuna yaklaştı ve daha doğrusu bugün kuruldu. Bir yıla yakın parlamentodaki Şii siyasi grupların arasındaki anlaşmazlık yüzünden hükümet kurulması engelliyordu. 13 Ekim tarihi itibariyle İkinci tur oylamasında 162 oyla Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit seçilmiştir. Ve aynı gün, aynı tarih yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Şia el-Sudani'ye hükümet kurma görevini verdi. Irak'ın yasalarına göre parlamento Cumhurbaşkanı seçecek ve seçilen Cumhurbaşkanı hükümet kurması için birini görevlendirecektir. Aylarca büyük tepki ve protestolara neden olan Şii koordinasyon çerçevesi Başbakan adayı Muhammed Şia el-Sudani bugün hükümet kurma pozisyonundan mükelleftir. 27 Ekim Perşembe günü, yani bugün bu akşam Muhammed Şia el-Sudani hükümet kurma ve bakanlıkların oylaması için oturum düzenledi. Nihayet tam bir yıl seçimlerden sonra Irak'ta yeni hükümet kuruldu. Efendim, yeni kurulan bu hükümette El-Sudani hükümet kurma programındaki en önemli hususlar nelerdir? Irak halkı için neler yapacaktır? Onları bu akşam konuşacağız ama maalesef ne oldu bugün? Türkmenlere bakanlık verilmedi. Onu da konuşacağız. Kiminle? Çok değerli bir konuğumla. Seçkin konuğum bu akşam stüdyolarımızda bulunmakta, 4. Otorite programında efendim Türkmen siyasetçi Sayın Ammar Kahya Beyler bizlerle birlikte 4. Otorite programında. Kendilerine hemen hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Yayınımıza ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördük. Sana İyi ki de bugün geldiniz programa. Tebrik ederim. Sağ aslında Bağdat'taydınız. Oradaki direkt buraya geldim. Aynen, ayaklarınıza sağlık. Çok sağ teşekkür ederek bizleri kırmadığınız için ta sağ Bağdat'tan direkt programımıza geldiniz. Sağ sağ olun, olun. var olun. Şimdi malumunuz efendim, seçimler bir yıl geçti. İşte parlamentodaki siyasi partilerin anlaşmazlığı yüzünden bir yıla yakın hükümet bir türlü kurulmadı. Nihayet bir gün biraz 385 gün. aynen Bir yıl 20 gün. tam dedi ki bir gün yine şükürler olsun bir neticeye varıldı, artık hükümet kuruldu. Tamam olsun. Şimdi bir gün siyasetinin yoğun gündeminde oturan hükümet kurma programında mükellef olan Mükellef diyor Muhammed, ki daha başbakanı. tabii ki başbakan diye Bir seçildi saati diye bile aynen başbakan buyurdu ki zaten son haberiydi bizlere iletildi. Muhammed Şia el-Sudani kendisini ne şekilde değerlendirirsiniz? Çünkü bildiğimiz ki 13 Ekim tarihi Irak Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Tabii. hemen saatler geçmedi. Direkt mükellef oldu bu göreve. Evet, kendisini ne şekilde değerlendirirsiniz? Buyurun. Tabii Muhammed Şia Sudani tanınan birisi. Eskiden çocukken babasını Saddam rejimine idam etmiş. Evet. Fransa'dan getirip idam etmiş. 8 yaşında bir çocuk bırakılmış. Büyük bir tarih aşiret sahabidir. Hem bulan babaları, amcaları, ki bir aşiret sonlarının aşiret şıkıdılar. Adam okulunu bitirdi, ziraat mühendisliğini bitirdi. Mamur oldu ziraatte. Ondan sonra 2003'ten sonra tabii ilk kaymakam oldu. İmara'da. Kaymakamlıktan sonra il meclisi, meclis muhafızıya seçildi. Sonra ikinci seçimi, ondan sonra da 2008 seçiminde tabii vali seçildi. İmara, Misan bölgesinin, tabii o bölgedendi. Vali seçildi. 2010'da Maliki'nin ikinci hükümet kurulunda Sadır grubu İmara valiliği şart etti. Devlete girmek için Evet. İnsan Hakları Bakanlığı'na teklif aldı.
O zaman da İnsan Hakları Bakanlığı teklif aldığı zaman bunun yanında çok bakanlıkta, çok heyetlerde vekaleten devam etti. Aynen evet. 2014'te de aynen seçildi, şey oldu, aynı bakan oldu. Vüzaret-i Amel ve Şun-i İçtimaiye. Bu işte biz işlem filan o bakanlıklar evet. Sorumlusu oldu. Onda da çok bakanlıkların vekaleten devrini aldı. Mecmua 8 bakanlık, birkaç heyetin başkanlığını yaptım. Evet. Tabii. Daha da kendisi vali olmuştu. Tabii dedim vali olup meclis şu bakanlık üyesi yaptı. Olmuş tabii idi, meclis evet, üyesi evet. Olup adamın da devletten bundan o ziraatte de devlet 5 yıllık bir mamur mühendisliği de var. Tabii adam bütün yerlerde çalıştığı yerlerde üstüne bir tepki gelmedi. Ne el pisliği, ne fesetten, ne reşvetten, ne ahlaki evet. Bir meseleden. Mükemmel bir şekilde işlerini yaptı, tefrika da etmedi. Bir gün bir gün taifiyet, kavmiyet filan tam tersine. Geravunda güzel çalıştı. Geçen dönem başı aynen parlamentoda seçildi. Ondan sonra 2018'de güzel bir çalışma yaptı parlamentoda Döreyil. İyi bir koalisyon, oradaki milletvekillerle iyi bir arkadaşlık yaptı. Tabii Özyan doğum eden Türkmen milletvekilleri bir çok ahlaklı bir insandı. Özü de fikir verdi de bir özel bir komisyon kuruldu. Devleti murakabet etmek için. Onda da çok evet. iyi çalıştı. Bir araştırma merkezi kurdu. Araştırma merkezinin üstünden de devletin bakanlıkları üzerine o komisyonda da iyice bir çalışma yaptı. Evet. Bir de seçime katıldı. Tabii Öz eskiden Deva Partisi'ndeydi. Ama 2019'da istifa verdi. Evet, bağımsız oldu. Ayrıldı. Kendi Teyyar-ı Fıratin diye bu en son seçimde seçime katıldı. 3 milletvekili var. Seçimden sonra İTAR kurulduğu zaman, bu koalisyon kurulduğu zaman partilerden Mrs. Sadur grubu 73 milletvekili kazandı. Evet. İTAR bir koalisyon kurdu, o 83 milletvekilinden. Yani bu 73, bu 83, özü bu İTAR'ın içindeydi. İşte Sadur grubundan cevap kalmıştı, işte biziz uzun uzun vade. Sonra Sadur grubu sayın bizim Muktada Sadır'ın emriyle çekilenden sonra İTAR tek adadı daha fazla oldu. 135 ile 140 milletvekiline belki de bu hafta ulaştı. Bunlar en büyük kütle olandan sonra, tek kalandan sonra aday seçmeye geldiler. Tabii aday seçmeye gelendiler işte kim aday olsun? İlk defa işte liderler aday gösterdiler özleri. Ama en sonunda birisini seçsinler, herkes onu kabul eder. Evet. Bütün millet tarafı, yani bütün Kergün Irak'ın mükavunatı şey yoktu üzerine, sıkıntısı yoktu. Evet. Tarihinde bir tepki çıkmıyor gözüne. Tamam, yani böyle bir şey oldu mu hemen şey Esedaniyo'dan olsun da bu dönem sükunete geçsin. Sakin, evet. Birisi olsun yani. Bilimli, sakin. Tabii adayı gösterdiler özünü. Çok insan zannetti başarmaz. Görüşmeler başa gitmez. Bu koordinasyon çerçevesindeki partiler... İTAR seçtiler evet. Bunlar. Altı evet. Partidiler. Özellikle bağımsız evet. Milletvekiller de var. Tabii. Artı parti bir de bağımsız evet. insanlar var. 20 tane milletvekili bağımsız var. Seçtiler özünü. Seçenden sonra çok insan zannetti başarmaz. Ama adam çok sakin bir şekilde, hade bir şekilde konuşmalarını yaptı. İşte Irak'taki partilerle var. Tabii İTAR kurulandan sonra yeni bir koalisyon da kuruldu. İdaret-i Devle. Evet. O zaman işte İTAR'a inanan insanlar o koalisyona girdi. İşte bir ondan evvel İTAR'dan kim vardı? Azim'den Yeketi vardı. Talibani grubu. Sonra parti de kına oldu. Siyade de kına oldu. Bunlar hepsi bir koalisyon kurdular. Tabii o zaman bunlardan konuşan insan, bunlardan koalisyona giren insan indi kazandı. Mesela Azim o zaman İTAR'ın yanında durdu. Bir gün Ekmeğin yeri. Adam da var ters iş etti. Bir gün ekmeğini yanmış bir ekmek haline düştü. Siyaset budu. Gerek çok iyi karar verirsen harda olasan. Adam adayı gösterdiler. Yani i̇şte siyaset yapmak sonra... için aslında fikir lazım da. Tabii. Fikir Cumhurbaşkanlığı da araya sonra, sıkıntı evet. Çıkarttı. Yekitimen olsun, partiden olsun, Erbil Sarı'dan olsun, Yeşil'den olsun. O da bir uzun zaman bir şey yaşattırdı. Ondan sonra İşte Sayın Cumhurbaşkanı Abdülatif Reşid'in seçilmesi oldu. O da tabii
Onun da ahlakı sükunatımına benzeyen birisidir. Bir de ikisi beraber çalışmaları olup bakanlıktan sonra müsteşarıydı merhum Celal Talabani yanında. Evet. O zaman da bu da bakan idi. Bir ikisinin de tipi böyle şey olmayan bir insandılar. Fikir yakınlığı olduğunu fikir yakınlığı diyebilir. Var, bir de şey evet. Sert dökürler. Evet. Yani Irak değil ama daha sonra sakin, Irak daha bundan yumuşak. sonra sakin insanlara ihtiyacı var. Evet. Cumhurbaşkanı aynı günde İTAR'ın kanundu gerek aynı günde teklif etsin. Yani Akbar Kütlen'in verdiği aday teklif etsin. Hakkı yoktu bundan evet. Fazla bir şeye. Teklif etti adam. Adam dedi ben kısa zamanda bir ay beklemem hükümet kurarım. Tabi işte bir gün yani çok kısa zamanda hükümet kurdu. Aynen evet doğru. Bir gün yani aslında 30 gün içerisinde kurulması gerekiyordu. 15 günde hükümet kuruldu. O da evet. Hükümet nece kuruldu? İşte Nukat'tan kuruldu. Bu hükümet şimdi bu hükümet ne şekilde kuruldu ona gelmeden önce. Sadır harekatının sebebi neydi? Muhammed Şia el-Sudani'ye karşıydı. Başbakanlık yok, Sadır harekatı Muhammed Şia el-Sudani'ye özüne karşı bir şey çıkartmadı. Tek bir karikatür vardı, onu da resmen dergiştiler. Ama bütün yürüyüşlerde filanlarda hemen hiçbir laf, bir konuşma adamın zıddına şey konuşmadı. Hele de özellikle Sadır grubun milletinin tapanı Emara'dandı. Ama Emara genellikle bütün sosyal medyalarda, haber kaynaklarında yok, şahsına hedef almırdılar. Koalisyonuna aynen. Hedef alırdılar. Aynen evet. Düşünceler hedef alırlar. Tabi Maliki'nin adaydı diyordular. Ama Maliki'nin adam 2 yıl 3 yıl merhabası zaten yok. Zaten kendisi istifa vermişti partisine. İstifa verip ondan sonra 2 yıllık şey doldu. Yani kopunluk doldu. Yeni barıştılar. Bu koalisyonda barıştılar. Evet. Onu hakikat buradan da açıklayalım. Bizim eski başbakan Nurul Maliki'ye bu sıra öz adayı göstermemişti. Öz adaylığını kabul etti. Hadile Amir adayı göstermedi, adaylığını kabul etti. Kabul etti, evet. Ama aday görseden özünü, yani bir gün açıklamak şeyindeyiz. Falah Fayyat'tan Kays Gazali'ydi. Evet. Ama onlar da kabul ettiler yani. Seyyid evet. Ammar da kabul etti, uygun gördüler. Adamın hizbi parti irtibatı kalmayıp, ama Sadır grubunun bu koalisyona karşı olmak var. Özellikle Maliki'ye, devlet kanuna. Ama ben bu kadar yürüyüş oldu. Bir de Sudani'ye, Sudani bir şey çalmayıp ki, yoksa çıkardırdılar özü. Evet doğrudur. Yani ıslah diyerseler adam mıslahdı. Pek diyerseler pekti, bilimli diyerseler bilimlidir. Aynen. Kimlik diyerseler tek Irak kimliği Irak, var. Bir evet. De yurt dışında yaşamayıp, yani her zaman Sadır grubu dediği muhasefat adamda var. Evet, bütün dediği muhasefatlar hepsi ama adam var da, o bir de adam imara kalkıdı. Biz Sadır grubunda biz en çok milletvekiller, en çok millet imaradan. Onun için Özçü'de bir şey yarattı. O, orada da millet bir 500 yıldır da İmara'dan Irak'ta bir hakim çıkmayıptı. Bunu da dikkate çeker. İlk defadır. İlk defadır. Tabii bir evet. Eskiden bir devlet kurulup memleket misan diyorlar özne. Bu bölgede evet. Hakimiyet sürdürüp ondan sonra bu muhafazadan bir başbakan yoktu. İlk başbakandı. İlk defadır bir tabii başbakan. O bölgeden yani. İmara'dan mesela bundan evvel Nur Said var idi. İşte biz Nur Said'in soyu Türkmandı. Diyale'den idi. Evet. İşte Kazaz var idi. Asıl da diyale Kerkük'ten geçer. Yani çok insanların mesela her vilayetten insanları bir dönem hükme gelipti. Doğru. Evet. Ama bildiğimce İmara'dan ilk başbakan. İlk defadır evet. Ama işte indi adam hükümeti kurdu. İnden beri sınav başladı. Evet. Tabii ki bundan sonra artık sınav başlayacak buyurduğu tagi. Şimdi yeni hükümetin adı hizmet hükümeti de. Petrol, sağlık, eğitim, ne bileyim vatandaşların sorunları, atamalar gibi. Malumunuz Irak'ta bir sürü sorunlar var. Özellikle de atamalarla ilgili. Yani bir sürü mezun olan insanlarımız var. Hala daha evde oturmuş. 10 senede okulu tamamlamış. Üniversite diploması var ama evde oturmuş. Şimdi Muhammed Şia el-Sudani gelmiş bütün bunları ıslah etmek için. Evet. Asas sihri yoktu onların da. Başbakan tabii bence de partiler ona çok yardımcı olmadılar. Açık selaşım bir gün. Kendisinin elinde olsaydı bir gün gösterdiği bakanların yarısını kabul etmezdi. Bence de zorla çoğunu kabul etti. Zorla. Hükümet yersin bir de üstüne baskı var idi. Şu andaki hükümetle devletin arayında sıkıntı var. Yani Bağdat veya krizde yaşırdı. Şu andaki başbakanla emniyetin, hacdin, partilerin
bir gün önce, yani niye diyesen 15 günde kuruldu, bir gün önce hükümet kurulsun, değişirsin. Yani bu hükümetin demokrati yol şekilde de hükümetten çıkartmayı düşünmürdü. Onun için bunu da açık söyle Şahin. Evet. Onun yani demek ki şeyler... eğer bakanlar zorla gelmişse görev başına, demek ki Irak'ta ıslah etmek zor olur, gücü olur. Ama da adamın, benim şahsi kanaatimde her bakan özüyle çalışamaz. Yani hatta bakan üzerine farz edipseler, tabi her kütle ona birkaç aday verdi, birisini seçmek zorundaydı. Yani yok dedi de illa Dünya Hanım alasan. Evet. İnşallah da bakan olasan. Ama evet. Ama üç bayan verdiler, birisini seçeceksin. Ama özüne kalarsa yazdan birisini getirirdi. ama bu üç taneden en iyisini seçmeye çalıştı. Bazı kere de reddetti. Çünkü de bir yeni baştan liste geldi. Kadar imkan adam bildiğimce, takip ettiğimce, ben 15 gündür Bağdat'taydım. Kadar imkan özüyle bir çalışabilen birisler seçti. Ama %100 gevrine göre de yok. Ben eminim adamı tanıdığım insan diyor. İki gevrine göre döküyor. İstediği kimin döküyor. Ama adam da krizmeli bir insandı. Bu bakanlar özüne uymaları lazım. Uymasalar özleri yorular. Beler had insan döküyor. Bakın keyfine göre çabalasın. Başbakandan ayrı karar alsın filan etsin. Yok, sert birisiydi. Aslında devlet işinde sert birisiydi. Temkinliydi. Devlet işinde sertti. Evet. Yani milletle sert değil ama devlet işinde sertti, kanunda sertti. Biz bunu görmüşük, yakından da takip etmişiz. Evet. Böyle basit insan diyor ki, devleti böyle basit yönetmez. Ben eminim ki çok bir güçlü bir devlet düşünü. Evet, zaten bu kadar temiz bir geçmişe sahip olduğu tabii, için. Tabii özün pislemez onun için. Demek ki kanunlara gerçekten tabii, büyük ihtimalle. Tabii özün pislemez var. Onun için. Bunun için yani neye mecbur diyor ki bir parti sebebine ya da bir bakan sebebine. Evet. Ben eminim de değişilmesin inşallah. Biz yani evet. Irak'tı bu, dünyada insandı, bunu da Allah yaradıptı. Evet. Bakan, vali oldu değişilmedi, bakan oldu değişilmedi. İnşallah da başbakan oldu değişilmez. Tanıdığımız Muhammed Şah. Meşya el-Sudan ise. Tabii evet. Özü düşünceler daha farklıydı. Bir de bazı bakanlıkları kaldı, kalmamasıydı. Mesela şimdi hedemet düşünürük. Hedemet neyden olsun? Irak'ta belediye bitip. Evet. Yani şimdi belediye kime bağlı öz de bilmiyorum. Valiye mi bağladı? Bakanı bağladı. Bakanlık kalmadı. Belediye yani bir gecede Haydarabad'ı kaldırdı, işkanı verdi. Yani nece sen bir evde oturupsan bir kere baba sağ konuşa damı satıp da duvarı yıktılar. Aynen. Yani evde oturupsan hele bir duvar yıkıldı, o bir ev sana hakim oldu. Hele uskaktan da muhtardır, ben hakimim üzeri var. Yani aslında bunları düzelmek için de zaman gerekir. Bak, dünya hatım, dünyada... Evet. Biz gittiğimiz yerlerde, o begandığımız yerler dünyada en imkanlı şey belediye. Irak'ta da en zayıf şey belediye. Doğru. Belediye o zaman, belediye başkanı güçlü olarsa, gelen müdür olarsa, kanun özüden olarsa, hiç kimse onu hakkını yapabilmezse, onların da kuvvet var ise, para var ise, bütçe var ise, soruşturma pek temiz insan belediye başkanımız oldukları zaman, indiki belediyenin bilmir babası kimdi? Ben müdür de olsam orada niyedim ya? Her birisi bana bir hakkettir. Onun için hedemet demek olan belediyedi. Şimdi belediye yok. Yani bugün ki ben adama bir diraset verdim. Belediye bakanlığına ihtiyacımız var bizim Irak'ta. Bir de eski gibi. Ama Irak'la her muhafazada gelen müdür olsun. Yok belediyindeki belediye kim. Evet. Yani gelen müdür olsun da bir salahiyat olsun. Tabii salahiyat olması gerekir. Evet. İşte kahraba elektrik meselesinde... Yani şimdiki durumda belediye dairesine veya kahraba dairesine döndüğü zaman bir soru için hemen direkt Bağdat'a yazmışak, göndermişak. Bakalım ne vakit işte cevap gelecek. Yani demek ki böyle bir salahiyetler yok. Dünyada kahraba bakanlığı yoktu hatun. Evet. Hiç dünyada yoktu. Tek Irak'ta var. O da Irak'ta kahraba yoktu. Bütün devletlerde olmadığı şeyler yok, orada enerji bakanlığı var. Taka var. Tabii doğru. Niye taka var? Bir devlette neft gaz var ise kahrabanın o muessese günde 24 saat kahraba vermek zorunda. Onun için bizim Irak'ta bakanlık ne kadar kahraba bakanlığı var o ben buradan açıklarım da ne kadar kahraba bakanlığı var ise o kadar muallide var. Evet. Ha zaman geçtiğimiz bu kahraba bakanlığı kalmadı. Kalmadı o zaman. Enerji bakanlığı çıktı. Bir yıl bekle onun kahraba 24 saat oldu. İnşallah umarım. Peki tekrar yine devam edeceği özellikle de
Sudani hükümetin programının en önemli hususları nelerdir? Bugün bir neçe not verdi onlar. Hepsini bugün programda konuşacağız. Ama şimdi bir telefon bağlantımız var. Türkmen TV muhabiri Hasan Abo şu an evet bizlerle beraber canlı olarak programımıza katılmış. Başkent Bağdat'tan parlamento binasında. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet Hasan Efendi, şu an siz şimdi Bağdat'tasınız. Oradaki gelişmeler neler olduğunu, bugünkü Irak'ın yeni hükümet kurulması ile ilgili oradaki bilgileri bizlerle paylaşın lütfen. Evet, ilk önce sizlere ve sizin sayın misafirinize hayırlı akşamlar ve tüm Türkmen televizyon bakanlara. Tabii ki bugün çok yani zorla hükümet oturuldu çünkü İlk önce ittifak saat 2'de parlamentonun oturumu olsaydı ama bazı siyasi anlaşmazlıktan dolayı ertelendi saat 6'ya, sonra saat 8'de ancak kuruldu. Evet, çünkü doğru. Beklediler siyasi kişiler ve yüksek yargıç başkanı, cumhurbaşkanı, diğer Birleşmiş Milletler temsilcisi, bunlar hepsi hazır olsun ki parlamentonun oturumu gerçekleşsin. Gerçekleşti. Başbakan Minhazir Üzeris'in sunduğu milletvekillerine, ondan sonra bakanlıklar adaylarını birer birer CV'lerini okudu milletvekillerine, her birine hepsi onay aldılar, ondan sonra yemin ettiler. Ondan sonra herkes gider başlar gelen haftadan itibaren bakanlıklarında. Evet, peki Türkmenlere bakanlık verilmedi. Oradaki bizim Türkmen siyasetçilerimiz, özellikle Türkmen milletvekilleri, onların görüşleri neleriydi konuyla ilgili? Tabii ki biz bu konuyu özellikle soruşturduk milletvekillerinden. Dediler biz bu konuyu unutmamışız. Bilirsiniz bugün 20 bakanlığa onay verildi. 3 bakanlık kaldı hele. Emar Balisken, bu Kürtlerin siyasetinde. Çevre Vizareti Bia kaldı bir de. Vizaret-i Devlet-i Şunil Berlemen ve Muhafazat sözde meclis başkanı söz verir. Bunlar başbakan da söz verir. Bunlar bu Türkmenlerin hissesi olur. Gelen haftadan itibaren siyasi kitle Türkmenleri görüşme yaparlar bu hususta. Türkmenlerin hissesi gitmez. Türkmenlerin hissesi geçen seçimde, geçen parlamento devrinde onay alındı ki Türkmenlerin bir bakanlığı olsun devlet içinde. Bu kez bizim milletvekilleri istediler. Bir iyi bakanlık olsun üzerinde ama olmadı. Dediler biz yine çalışırız. Gene bu önümüzdeki günlerde, hatta ki Türkmenlerin hissesi olsun, uzatı devlet de olsa kaydı yoksa yeter ki Türkmenlerin adına olsun bakanlıkta, bakanlar kuruluşunda bir bakan. Tabii ki unutmayalım, savunma bakanlığa telaffarlı oldu ama Türkmen hissesi değil, Arap Sünni hissesi adına bakanlığı aldı. Bu da yine Türkmenlere bir kazançtır. Evet. Yani demek ki yine tekrar önümüzdeki hafta tekrardan bir oturum daha olacaktı. Vermiş olduğu bilgilere göre bu akşam 20 bakanlık seçildi. Kalan 3 bakanlık kalmış. 2 bakanlık değil mi? O bes hikayet devlet. Evet. Ama resmen ilan olan kim bakanlık kaldı? Yani önümüzdeki hafta yine tekrar toplanacaklar. Bir oturum daha yani var. Şart döngü ile gelen ki hafta olsun. Oturum bir gün bitti. Belki gelen hafta artık bu kalır. Başbakan ne zaman bitirirse iki bakanlığı, bir de vizaret devlet, bu da bir bakanlık sayılır. Bunlar olduktan sonra parlamentoya haber verip parlamento bir oturum belirler, bunlara güven verilsin. Ya 3 evet. Bakanlık kalıp, Vizaret Devlet-i Şuhul Berlemen'den 3 bakanlık kalıp. Tamam, çok güzel. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Oradaki bilgileri bizlerle, canlı telefon bağlantısıyla aktardığı için teşekkürler, sağ olun. Tamam. Evet değerli izleyiciler, az önce Türkmen TV muhabiri Hasan Abo
Başkent Bağdat'ta parlamento binasından gelişmeler bizlere aktarmış oldu. Buyurdu Hutaki, 20 bakanlık bu akşam saat tam 8'de seçildi. Aslında meclis oturumu saat tam 6'daydı, daha sonra ertelendi. Siyasi 6'da oldu sonra seçildi. Evet, siyasi nedenlerden dolayı. Ammar Bey'in buyurdu Hutaki, daha ilk önce 2'deymiş, saat 2'de. Daha sonra ertelendi 6'ya, ondan sonra yine tekrardan ertelendi. Saat tam 8 akşam artık oylamalar başlanmıştı. Ve 20 bakanlık seçildi. Tabii ki arada kalan iki tane bakanlık kalmış. Ammar Bey'in buyurduğu gibi. Evet. Resmen. Şimdi resmi bir şekilde. Tabii ilan olan iki bakanlık kaldı. Evet. O da Kürtlerle yeniden anlaşmama oldu yani. Evet. Ammar Bey, sizce bu iki kalan bakanlık bize verilebilecek mi yoksa yok? Yok. 22 bakanlıkta düşman yokuydu. Yani bu bakanlıklar... Ben evvelen bir izah edeyim nece oldu da. Evet. Bunlar kalktılar bir aile kurdular noktaydan. Tabii başbakan 30 milletvekili hesabı oldu. Cumhurbaşkanı 30 milletvekili, parlamento başkanı 30 milletvekili. Tabii Cumhurbaşkanı yardımcısı da 20 milletvekili hesabı oldu. Parlamento başkanı yardımcısı da 20 milletvekili hesabı oldu. Yani 20 milletvekili noktasındalar. Tabii kalktılar her bakan, kademi bakana, mesela amel, şun, içtimai, riyada, şebab, bi'e, 8 milletvekili istere. En basit bakanlık, hicra olmaya cereyim, 5 milletvekilde. Vuzaret devlet de bildiğimce eskiden 3 milletvekiliyle olurdu. Bunu eskiden evet. Şehristan'ı kurdu. 2000. Evet. Ben indiye kimi hatırlarım. 2010'un yani milletvekillerinin sayısına göre bölünecek böyle bölündü. Ben biz için içindeydik. Bu daha önce de böyleydi yoksa tabii, bu yeni bir sistemde? Ya 2010'da da böyle olup, 2005'te de böyle olup, 2014'te de böyle olup, evet. 2018'de de böyleydi. Sonra ondan sonra değişildi. Bizim millet müdahareye çıktı. Ama Adil Abdülmehdi'den, Kazım'ın hükümetler bizim böyle geçici kimi kuruldu da. Ama onlar her vakit de bu muhasasa var. Her vakitte %55 ile %60 Şia var parlament hükümette. Bakasın 12-10 adı. %55 de Sünni kısmı var. Bu indi konuşulmuyor, gerçek bu. Millet bunu bilmek zorundadı. Onun için itarın hakkı 10-12 milletvekiliydi. Şeyin hakkı, Arap Sünnanın hakkı 6 milletvekiliydi. 70 milletvekilinden fazlaları var. Kürtlerin 60 milletvekili var. Ama bu iki partinin 48 milletvekili var. 12'den 14 tane ayrı. Onlar evet. Katılmadılar tabii. Bu itar geldi ara yerinde aynı böldü özüm. Muhammed Şeyh Söddani hiçbir partinin olmadığına her koalisyon altısından her birisinden 5 milletvekili aldılar. Yani devlet kanunundan 5, Fetih'ten 5, Amar Hakim'den 5, Akdil Vatani Falih'ten 5. Evet. Her yerden 5 çektiler, 30 ettiler özüm. 6 fi 5, 37'leri. Evet. Yani herkese 5 milletvekili verdi Muhammed Şeyh Söddani. Helbusiye geldiği zaman 44 milletvekilinden evet. 30 arası gelirse 14 milletvekili kaldı. Gelirsen özüden kim var? Hemis Hancar var, Meşru Al Arabi. Onun da 14 milletvekili var, 15 milletvekili var. Azim de var idi. İlla Hemis Hancar'dan ayrıldılar. İşte Şeyh Thabit girdiler. Halid Ubeydi, Selim Cuburi, Mehmet Meşedani özüydendi, işte Müthenne Samiray özleriydendi ve Abu Mazin, Ahmet Cuburi de özlerine katıldı. Onların da 14-15 milletvekiller oldu. Tabi bakanlıkları bölendiler, işte nukata geldiler. Halbuki 15-30 alandan sonra siyadenin şeyi azaldı, iki bakanlığa düştü. İşte Hancar da iki bakan aldı. İki tanesi azim çıkaldı. Bu Arap Sünni için de bu Sünni kısmı için de. Altı Sünni'nin evet. Şeyi var, hakkı var. Tabii özü Arap Sünni kullanılır, Sünni kullanılır. Buranın Şia, buranın Sünni. Bunu televizyonda çok konuşmalar gerçek de bu. Oturandalar böyle konuşurlar. O altından da azimin 13 milletvekili olanda tabii Thabit, bizim Şeyh Thabit Begiler'dendi, Türkmandı, büyük bir aşirettendi. Tülafer'in tanılan bir Türkmen aşiretindendi. Adam imkanlı, zengin, paralı, nefti şirketinde kuran bir çalışan insan. 2010'da seçime girip, 2014'te girip kazanmayıp, 2018'de kazandı. Bir de indi milletvekili kazandı. Özler 3 milletvekiliyle 13 tane içinde. Evet. Sacide Hanım, Ahmet Cumhur var özüyden. Tabii şeyin, Şeyh Thabit'in de Cebetin Kat Türkman'ı da var.
Kıyan diye. O da Türkmen Kıyan'dı. Evet. Parlamentoda listede de adı Türkmen yazdırıldı. Ben bunu gözümle Türkmen görüşeceğim. Türkmen diye geçiyor. Tabii. Ben de var atarım savcı. O bu yerinden şey etmez. Ama yine adamı. De bizim kayme ile de ya. Tabii ben onu anlatmak istedim. Evet. Sajda Hanım da kaymamızda diyor ki aynı özüyden de Trafer'de kazandı. O bunların durumu aynı bizim garip kardeşimiz kimindi. Ya da Mehmet Takın kardeşimiz kimin? Ne fark eder ki? Onlar evet. Fetih derler, bunlar Azim derler. Ya da bizim doktor Lokman, Üstad Lokman cephenin siyadede adayıydı. Yani evet. Cephe üzerine hesap olmadı ki. Erşed Efendi bir tek tane gözüküyordu. Lokman cephede siyade halbusu üzerineydi. Yani hakkın halbusu yapardı. Bak böyle düşün de. Yani çıkıp oradan gelemedi cephenin içine. Evet, doğru. Yani aslında Ammar Efendi bu tabii bu hati stratejidir. Bu dağınaklığı toparlamamız lazımdı. Tabii toplamamız biz, gerekir. Biz ne oldu? Biz bir mevkufta kaldık. Yani. Bir tek milletvekilimiz var. Evet. Rakamla alsalar ne versinler bize? Yani gelip Doktor Lokman mesela çıkmadı. Usta Lokman çıkmadı gelsen işte efendi olsun ki olsunlar. Ya garip efendi çıksın ya meyde çıksın ya bacımız secde çıksın ya. Yok hiç kimse kişi kütlesindeydi. Muhammed Şia Söyden niyette her partiye dedi ki benden bakan isterse o milletvekillerinin adlarını imzalarını isterim. Bunda ne oldu? Bizim 8 milletvekilimizden 7 milletvekilimizi imzası ayrı yerden getiriyoruz. Tabii ki başka bir yere gitti. Yani sadece bir tane imza kaldı. Bir kaldı. Bu bir de hakikaten ben gördüm oradaydım. Adama fırsat verilmedi konuşursun. Koalisyon ona etki vermedi. Yani tek bir milletvekili yok, oldu. Yok ama özünün ilk koalisyonu var. Erşed Efendi evet. Bağdat'ta siyasi partilerde mahbubtu. Hı hı. Ben bunu açık konuşurum yani. Özellikle itarda bir marubiyat var. Hı hı. Ama adama koalisyonun izin verilmedi. Geçsin bu şeyleri özü yapsın. Evet. Koalisyon dedi biz yaparız. Biz bakanlık aldık. Koalisyon başkanı. Tabii ki yani sisteme bu programa dayanarak böyle olması lazım. Yok böyle diyor ki. Mesela Mesut Barazan'ın görüşmeleri özü yapmadı. Hı hı. Fuat Hüseyin'le Benkin yaptı. Niye? Niye? Fuat Hüseyin'le Benkin itara yakın bir insanıydılar. Hı. Misal uyarım yani. Evet. Bak bu siyasette çok önemlidir. Sen bir kız yani istemeye gelirse... Demek ki siyasete diyalog tabii, her şeyden üstündür. Sen bir kız insana kız istemeye evet. gelirse, sen istersen gerek bilesen kime parasan, kim istersen. Evet. Bu çok mühimdir, çok önemlidir. Kim bu işlere baksın? Bence de bu işi... Daha güzel yapılırdı. Bir insan daha fazla Bağdat'taki partilerden ilişkisi var. Yani bizim büyük bir adadımız yoktu. Masa üzerine çalak. Yani bizim yine 5 milletvekilimiz olsaydı bizim koalisyonu. Ben de bir sen bu koalisyondan alayım. Biz Kerkük'te 4 milletvekili kazanabilirdik. Doğru. Yani kesin 4 milletvekilini kazanırdık. 75 bin ses almışız. Ne kaybettik? İşte biz sen 15 aday oldu. 2 bin ses almadılar. 30 bin ses kaybettiler. Ondan sonra koalisyonun içinde müşküle çıktı. Hı hı. Tabii bunun zararının oldu bir milletvekile düştük. Düşün evet. bir gün 3 milletvekili kazansaydı bu koalisyon Kerkük'ten. Bir tane Salahaddin'den bir tane Musul'dan kazansaydı ne olurdu? 5 milletvekili. Yani Lokman tabii. bizimle kazansaydı zaten kazanırdı. Bizimle ensay ne fark ederdi? Evet. Yani indi düşün ki 5 milletvekilimiz olsaydı biz de Hristiyanlar kimin? Her Türkmenle konuşursan vallahi Hristiyanlar verdiler bize vermediler. Evet bazı siyasi kararlar ya hiçbir zaman hızlı bir şekilde vermeyeceksen. Hristiyanlar 5 milletvekili kazandılar. Evet. Gidolaysan da kazanaydın. Etraflıca düşünüp ancak onun kararını vereceksin. Tabii sen liste yoksa Kur'an'da, zararı millet çekecek. Yok liste Kur'an'da adayı bir liste kurduk, aday gösterdik, aday birlikte kazanmaz. Bunu aday gösterden insana kimse hesap sormuyor. Aday var girir seçime 1000 sesi kaybeder. Ondan sonra gel otur hiç kendine bir şey etmeyipti. Bunlara millet hiç hesap sormur. Bir de listeni başaran insanlar, başarısız olanda da hesap sorulmur. Evet. Bir daha parlamento hükümet girmek olacak kazanır. Türkmen bakan kazanmak için yolları buydu. Bir, partiler hisselerinden versinler. Mesela devlet kanun 4 bakanlığı vardı. Birisini bir Türkmen'e verebilirdi. Bizim Casim Cafer, Abbas Beyati gibi partisine verebilirdi. Vermedi. Fetih'in 4 bakanı vardı. Edebilirdi 3 milletvekili vardı. Bunlara desen bir insan verin ben size bakan veririm. Tamam bu 3 tane çok sa'y ettiler. Hadil Amri ile konuştular, Kays Kazay'ın konuştular ama vermediler. Vermediler. Yani bunlar deden mezar yazdan istersen ben parti içindeyim. Yani ben koalisyon hiç ayrı koalisyonda dögülem ki. Ben Bedir'im 3 milletvekiliyim. Bahar'dan alım. Ya özü versin ya da ayrı yoldan verilmez. Doğrudur. Evet. Siyadede de kütüphanımız var. Siyah halbusu da vermedi hissasından. 2 denesinden vermedi. Kim kaldı? Bir Azim kaldı. Azim'e 2 bakanlık düştü. Sağ olsunlar onlar bir Türkmen bakanı koydular.
O da çok önemli bir bakan. Yani Vezaret-i Difa Irak'ta bilsen resmen Savunma Bakanlığı. Savunma Bakanlığı Irak'ta üçüncü insandı. Birinci evet. Dişler Bakanlığı'ydı. Başbakanlığından sonra ikinci Savunma Bakanlığı'ydı. Resmi evet. Makamda oturduğu zaman yani. Bu iyi bir şeydi. İnşallah adam başarılı olur. İnşallah. Yani biz eminiz evet. ki iyi milletvekiliydi. İyi milletvekili çıkıyor etti. İnşallah iyi bakanlıkla eder. Baş müzike gider. Ama biz çok sa'y ettik 15 günüydü. Bir Türkvan bakanlığı verse Türkvan diye. Ne Sünni ne Şia diye. Yani eskiden Doktor Turan Mufti de böyle bir bakan oldu. Göçen Dömen Hiyan bacımız oldu. Evet doğru. Türkmandı. Evet. Türkman koalisyona verilaydı. İşte burada vermediler. Yani 8 parti bir milletvekili de var ise ama kavmi cedden temsil edirdi bu. 75 bin ses alıp. Yani mafruz verilaydı. Ve hemen Eminem'deki başbakan istirdi versin. Ama koymadılar olsun. Peki sebepleri... sizce bunun hatası mesela özellikle de bizim birleşik listemiz. Bu partiler iyi çalışmadılar. Ha. Milletvekilliği adaylıkları için yoksa. Tabii Tabii seçimde listemizin tabii adaylığında bir müşküle var idi. Yani güçlü aday kesin kazanan, hapse kazanan bir şey yok. Yani biz dört adaydık ikinci dairede. Kardeşlerimizin birisi aday gösterdikler zaman bilirler kazanmaz. Neyi aday gösterdi? İyi bir insan olabilir, iyi bir eğitimci olabilir. Çok iyi arkadaşımdı. Evet. Ama yerden hava tap olsa birisi kazanmaz bu adam. Evet. Adayı görseden de bilirdi. Bir de dört sandal aldı. Sen niye birden hani aday gösterdi? Yani bunu kazanmadık. O da Kerkük'te biz üçten istirdik. O birden hani kim istirdi üzveratsız? İşte istemirler hani oyların dağılması falan. Görsetmem. Evet. Görsetmem. Yani bizim indi kardeşimiz Murat Sevsen aynı partide Sevsen'den alıp sesini. 2000 ses Sevsen bir gün milletvekili derdi. Evet. Aday olmasaydı Sevsen Hatun 10 bin alardı. Zaten Doktor Murat'a veren ikisini aynı partide şey, Sevsen bacımıza vererdi. Öyle Sevsen Adalet Partisi üzerine yazıldı. Tabii. Ama özü tecidendi. Ama bir partiden iki aday, 8 parti de var orta yerde. Yani bu da var biraz. O partiler... Belki başka bir partiden aday... Yok, 4-5 partinin desteği menaydı. Yani evet. Adaylıkları menaydım. Ama işte benim de bizsiz. Yani 15 gün kalan yerde liste menden vazgeçti. Evet. Tabii onun da zararı ben çekmedim. Peki vazgeçmek sebebi neydi Ammar Efendi? Valla bunun liste başkanı bir sorsun. Yani benim yerime bir Kürt kazandı. Yani ben tuzdurduğum zaman evet. Kürt kardeşlerimiz kazandı. Yoksa utsaydım ben Geylani yerine otururdum ya da şeyin yerine oturdum. O da Asarih Seleşah. Tabii benim münafisim eski kanun döküldü. Kazanmasan bir Türkmen'e git. Evet. Belliydi ki Ammar kazanmasa ya bir Arabe Kürt'e gider. Başka münafisim Türkmen yokuydu. Evet. Bunu niye belli ettiler anlamıyorum yani. Ben bir gün hekimden anlamıyorum. Ben benden bir hata çıkmadı ki. Valla tuz kurmatta ben normal içeri git tuz kurmatta neyse kalıp da. Bunu bir tane çıksın yani indi. Biz niye bir tane çıkarttık? Onlardan hesap sorulmadı hatta niye indi sorulsun? Biz kardeşine düşman sahabe döküldük ama dosttan da hesap sordu. Şimdi evde arvat kişi arayında hesap sormak var. Nene oğlan arayında hesap sormak yani aslında nene kız arayında hesap sormak dosttan var. Dosttan daha kızım çok niye böyle yaptı diyecekti. Evet. Oğlum niye böyle yaptı diyecekti. Senin yapın olduğu için etabu edeceksin. Tabii şimdi ben milletvekili olmadım bir şey meslek olmaz. Evet. Ama buyurun Türkmen milletine zarar verdik. İndi düşün ki Erşed Efendi yanında iki milletvekili daha var idi. Üçten olsaydık tabii. Biz zaten... yok alardık da bu evet. Gözden de parmak gözden de çıkardık. Evet, ben adamın yanındaydım bu hafta diyirdim. Niye dedim yalnızım? Ne koalisyon benimlendi ne de tek başmayam. İşte 3-4 milletvekiliyle döyülük ne dağın ya. Haklı da yani insan ama da bir insaf da olmadı. Yani açık selaşım mesela. Cumhurbaşkanıyla parlamento başkanı yardımcısı Kürt kardeşlerimizin 50 milletvekilidir. Yüzler 48 milletvekilidir. Onlara 4 bakanlık niye verdiyiz daha? 3'üydü de. Evet. Parti dedi hapsin ben yaparım. Siz Cumhurbaşkanlıkta işte notları uzaparsınız. Yani demek ki burada bir haksızlığı gene var. Var tabii. Ben sana misal veririm. Evet. Cumhurbaşkanı tabii bizim YKT'den oldu 18 milletvekiller var. Cumhurbaşkanlık 30 milletvekilidir. 12 tane hele borçludular. Ona rağmen razı etmek için bir bakanlık fazla verdiler özlerine. Kardeşimiz Kayşuvani'ye. Yani bir bak da hiç puanı yoktu. Bes razı olsun. Hele ona razı döyler dediler. 2'ye böyle olsun. 2 tane partiye
Kinanın bize bir günkü tecil on sebeplerdi. Yani İmar Bakanlığı'ndan Bia Bakanlığı, ikisi de Kürdündü. Yani hala aralarında bir anlaşmazsızlık var. Yani bu iki bakanlık da milletimiz çok şey yaşamasın. İkisi de şeyindi. Kürt listesi. Yani bu iki bakanlığı dedikleri zaman ben hala bir umudum var idi ama bunu açıkladıktan sonra gerçekten gerek, artık yani, hayal kırıklığına uğradı. Onu gerek Barzani versin. Yani diyorsun ha, enne bu özne verildi. Ben sana düşündürem de üç taneydi hakları. Bir tane verdiler hatta razı etsin özlerini. Bak onları razı etmeye çalışırlar. Hatta Arap sünnilerin istihkakları nukattan alsa özünü, yani pavanları yığıştırsa o beş bakanıydı. E niye altıdan aldılar? Yani bak bunları açık açık konuşuruk da onlara destek verildi pavanlarda. Ama Türkmen'e de bak resmen anayasaya bir gün yaptıkları galat. Haykırıdır. Tabii. Bizim evet. 3. madde var, 16. madde var, 125. madde. Evet. Anayasa bu da maddeler halinde. Her bunu yazdım da biz dilekçede de verdik. Yani Cumhurbaşkanlığı neden her zaman Kürt'e geçsin? Kürt kardeşlerimize? Bak Kürt'ten gitmir o. O Pavan'la gelir. Ama 2003 yılından bu yana? Yok, 2003'ten acil yağ var idi. Ondan sonra Taliban oldu. Tabii şimdiye kadar hep Kürt'le geldi. Şeyler olur bakın. Ondan sonra nece Cumhurbaşkanı Taliban oldu? Ben sana diyeyim de. 2005 seçiminde Arap Sünniler seçime katılmadılar hatırlarsam. Ne oldu? Onda değişim oldu. Bu değişim bitmedi. Ha, yok kazandılar seçimde. Daha bir güne kadar. Seçim kazandı. Hep Kürtlere getire. Hatun biz 50 yani meclis başkanlığı. 50 milletvekili Türkmen kazan bir cumhurbaşkanlığı. Araplara getire. 50 milletvekili kazanak biz cumhurbaşkanlığı. Evet. Şimdi biz bu atıfadan, bilsen siyaset atıfadan yermez. Tabii ki evet doğru. Yani bu görevler millet, Irak'ta demokratik parlamentodur. Bir devlette seçim parlamentoyla gelirse oturup paylaşılar muhasası olur. Bu burada böyle diyor ki, bakın gidin Avrupa devletlerinde, buyurun Türkiye'de de böyle. Koalisyon kurulu. %50 liste çıkmasa her şeyi paylaşmaz onlar. Hele Irak'ta peki, da %50. Peki sizin muhasasıyla ilgili görüşü nerede? Ne kadar doğru ne kadar bu nizam var muhassasa devam eder. Özü nizama ki muhassasadır. Yani ne kadar parlamento yani Irak'ta düşün, eğlebiye %51 diyor. %65'ti, %3'te 2'di. Niye? Cumhurbaşkanıdır 220 milletvekiliden çıkardasan. Manası eğlebiye ne oldu? Yani %51 diyor. Tek bu dünyada Irak'ta var. Onun için hükümet kurulmadı Sadır grubundan. Evet, yani indiki hükümet de neden tenazülat olundu? Niye tenazülat olundu? Hı. 220 milletvekili olsun yani. Evet. Peki Sayın Ammar Bey, şimdi Sudan'ın hükümet programındaki en önemli hususlara değinelim. Birinci vermiş olduğu notlardan. Ben ona geçmen zana var pardon. Evet. Vuzaret devletten bahsederim kardeş. Konu halbuki. Söz verir, ben çalışırım. Hükümet kurulandan sonra hiyamki gibi bir şey yaparım, bir bakan veririm size. Hı hı. Ama kağıtta bir şey yok. Bir ben imza aldım filan adamdan, filan ettim. Ama bir gün Sayın Muhammed Şia Söden'i gelen de parlamentoya ilan edildiğinde 22 bakanlığım var dedi. Gülümüş demedi. Evet. Bu açık olsun. Yani şimdilik 20 bakan seçilip de iki tane de Kürtlerin de. Ama bir hakikat evet. Var. İki bakan daha izafe olsun. Bir vezaret devlet şun harici av muhafazat ya da bir de vezaret devlet şun mar'a. Bunu önemli destekliyipti. Evet. Kadın bakanlığı haklarında. Evet. Bu indi kimin hal hakikattı. Bunu biz üstümüze herkes mal etmez. Yani aslında şöyle bir durum var. Bugün Hristiyan kardeşlerimiz Irak'ta azınlıktılar. Oysa 5 milletvekiller var. Evet, oysa ki Türkmenlere gelince Türkmenler 3. ana unsurdular burada. Bizim kararımız var devletten, karar. Buyurun, 2020'de, 2012'de karar alındı, 8. karar. Türkmen 3. millet. Tabii, evet. Bir de karar var parlamentonun. Tabii parlamento bir gün bir hata kanunu yaptı. Bunu milletvekilleri, avukatlar, kerkten bir avukat geçsin, mahkeme ittihadede şikayet etsin. Var ise yani her kişi evinde oturup konuşmasın. Birisi de bir kolun çumrasını iş etsin yani. Evet. Dedi ki 2010'da karar çıktı. Dedi Türkmen Bakanlığı gerek hükümette olsun. Yani Hiyam Hanım nece oldu? Ama karar evet. Çıktı. Sonra Hiyam Hanım aday oldu. Karar dedi 23. karar 2020'de. Nasılsan dedi Türkmen gerek bakanında olsun.
Hatta müşareke vataniye kamil olsun. Yani bizim koalisyona Muhammed Şeyh Sudani koalisyonu filan devlet gerek mevzamiydi bir kere bakan veraydı. En az bir vizare devletin gerek veraydı. Vermedi, benim şahsi görüşümde bir muhalefet. Ama bu muhalefeti kim şey edecek diye bir avukat ya da bir milletvekili şikayet yapacak. Ya da gidip anlaşma yapacak. Sen bu muhalefet, bu muhalefet, kanuna muhalefet. Bela çok seleşen. Şimdi bu hükümet kurulandan sonra adamın şahsi rağbeti var. O rağbetini tahkik edebilirse koyabilir. Ama ben bir gün minhacına şöyle dendiler. Minhacil hükümeti de. Evet. Sana haddiyim senin bazı şeyleri gördüm. İnşallah yanlışım. Mutakassıt bizim koalisyondan bakan alınmadı. Evet, doğru. Yani bazı işleri istediler yer etsinler. Kerkük üzerinde 140. maddede ve yerler meselesinde. Zaten buyurduğu da ki ben de aynı şekilde minhacı okuduğum zaman. Bunların arkasından bakanımız olmasın diye. Bir de bir şey var bu minhaçta çok tehlikeli. Anlamıyorum bunu. Ben bu kadar Irak'ın Bağdat'taki her vakit kara sandıktaki şeylerden haberdar olam. Bilmediğim millet şeyi bilmem ama bir anlaşma var. Minhaca girir. Bir o anlaşma da var. O anlaşmada millete açıklanmıyor. Yani bir ittifak var. Siyasi ittifak. Kağıt üstte. Evet. Bu minhaçtan ayrı. Minhaçta ama bir satırda yazılı. Bu minhaçta o anlaşma mulzamı gözüne. Bu da demek ki meşruiyet değil ki yani. Siyasette meşruiyet var. Evet. Her yerde olur bu. Partiler dediğim gibi cumhurbaşkanı seçimi yoktu Irak'ta. Irak'ta parlamento seçsen, ara yerlerinde gerek bir adede ulaşsınlar, evet. Hükümet kursunlar. Yoksa şimdi Allah hiç muvaffak etmezsiniz. Yani İsrail'de de buyurun hiç hükümet kurabilmeler. Ne kadar dünyaya zulmediler ama evet. Parlamento nizamı başa gitmiyor. Lübnan'da beladı. Çok Avrupa devletlerinde de seçim biter, hükümet kurulmaz, yeni baştan seçime giderler. Irak'ın vaziyeti tahammül etmiyor bir de İngilizce seçim. Zaten Muhammed Şia el-Sudani'nin menhacında bu seçime gitmek seneye böyle bir not var. 2024'te ben düşünürüm seçim var. 2024. 24. Yani millet tekrardan hazırlanması gerek 2024 için. Hele bir partiler hazırlansın da millet hazırlansın. Ama bir daha böyle siyasi yani yanlış siyasi kararlar alınmaması için gerçekten... Devam eden yanlışlık. Ben eminim. O zaman milletin kaderiyle oynanılır. Millet öz hesap sormur. O zaman millet başlasa Ammar'dan filandan dünyadan herkesten hesap sormaya. Yanlış yaptıklarımız zaman çıksın ben bir yanlış yapsam kapı mögüne gelsen. Ama ne olursa olsun Ammar Efendi ben hiçbir hatun. Siyasetçinin böyle bir hakkı yoktu. Bir milletin kaderiyle oynansın. Ya hatun bir şey diyeyim sana. Siyaset demek millet temsil etme demek. Tamam orası ben doğru. Hata yaptığım muhakkak. Zaman mesela adamlar hata yapar bir de ses verirler özne. Direm sana adamlar parayla kirayla tutuldu seçime girdi. Türkmen'e zarar veriyoruz. Üçüncü gün geldi çayhanında otur hiç kimse bir şey sormuyor özne. Dünyada böyle bir şey yoktu. Baykot oğlu insan lazım. Yani insanlara zarar veren insan millete zarar verir. Bir insana diyor ki mesela ticaret ederim öz özme zarar veririm. Ama ben siyasette ticaret edenler milletime zarar. Bugün Kerk'e zarar verdim. Evet. Sen 8-12 milletvekilinden 2 milletvekili düşürttü bizi. Hele de iyiydi Fetih bir denen kurtardı bizden. Evet. Yani onun da belki sesinde de bir kısım Arapler de verirler garip kardeşimize. Doğru. Yani bu peki. Böyle bir 8 parti gelip bir milletvekili kazandığından sonra tabii bunda bir işaret soru var yani. Tabii ki soru var. Peki şimdi Sayın Yönetmenim diyor ki yavaş yavaş toparlanmamız lazım ama daha çok sorularımız var Ammar Efendi. Dediğim ki Sudani'nin hükümet programındaki en önemli hususlardan biri yani burada biraz büyük soru işareti bırakır buyurduğu ki merkezi hükümet ile bölgesel hükümetin arasındaki sorunları çözmek. Seçim yasasını 3 ay içerisinde düzeltmek ve seneye tekrar seçime gitmek. Tabi ille de yazılan şey ille de tenfiz olması böyle bir şey yok. Bu Kur'an döngü, düstur döngü. Yani. Sa'y edecekti bunları yapsın. Tabi Irak'la Bağdat'tan Erbil'in ya Süleyman'ın arasındaki çözülen şeylerde Türkmen yok ise tehlikeli. Ben işte buna bunda bir soru evet. Fikrimde yaşattım. Yani İnşallah bundan da... sonra Türkmen siyasetçilerimiz bir araya gelip birleşmeleri gerekir. Bu milletin kararı artık ya bunların elinde. Ya kalple birleşsinler. Bes top masaları da dök. Hayır masa değil. yani bence o masada böyle bu şekilde millete gösterilmesin ama perde arkası işlesler millet için.
Yani her şey illaki ben bir görüntü, bir fotoğraf alalım, sosyal ben sana medyada paylaşayım derdi. De, yanlıştı bu. Kazanmamamızın evet. sebebi biz milletvekili adadımız dök. İyi koalisyon olmalı. Yani iyi konuşmalar olsaydı, iyi bir hareket olsaydı. Bak mesela milletvekiliyle 8 partinin arasında bir kopkunluk vardı. Biz gittik orada, ben buradan oraya gitmek hedefim de buydu. Rica ettik buradan Riyaz abiden, Riyaz Sarkiye'den. Orada da gittik Firiyet kardeşimizden, Hareket Vefa'nın başkanıyla. Benle Yılmaz Efendi de biraz anlayacak, Haşit sorumlusu. Girişin araya bir şeyler yapmak. O da çok önemliydi. 8 partinin bir seçilen milletvekili, koalisyon başkanlığıyla, partilerle beraber bütün parti başkanları da davet olundu. Hapsi bir yerde dursunlar, bu koalisyonun en azı hakkını istersinler. Yani bir haber aldım da içeriden ne diyorlar? Milletvekili ayrı konuşur, koalisyon başkanı ayrı konuşur. Yok buyurun. Dedik koalisyona bakan verim, koalisyon karar versin. Ama vermediler. Bunda evet. bunda hükümet zayıf oldu ögümüzde. Bak bunu en iyi yaptık. Bunu üstümüze bir şey tutmuşlar. Bu ayrı konuşur, bu ayrı konuşur. Evet. Ama baktılar bir yok bir arada 8 partinin temsil eden koalisyon başkanı, seçilen milletvekili bir arada çıkıp dedi koalisyona verin. Verirse buyurun ver biz karar verek kimi koyalım. Tek bir insan vermez. Ama bazı defada işte bazı hatalar da var. Hele koalisyon oturmuyor. Bazı insan filan adaydı. O adayı da insanları böldü. Valla Ammar adaydı. Onu Ammar sevmedi. Bunu filan sevmedi. Dünyanın adını maalesef. Getirsen dünyanın filan tepki gösterdi. Gerek adayı göstermeyeydik. Bize bakanlık, başbakanlık bakan verenden sonra adayı gösterdiydik. O da bizim için bir sıkıntı yarattı. Yani biz kazanmamamızın sebebi biz kanşar döyüyor. İyi bir koalisyon yapsaydık, evet. bir daha çok selam şimdi. Kanşar İttihar'ın bir görüşü var. Bizim koalisyonumuz Kazım İdani'ydi. Kazım hükümde kalmak istirdi. Onun için niye İttihar'dan indi İttihar'a gelsin, hükümet kurulandı. Bir yıl boyunca bizimle dövüldünüz ki. Ben sana dedim de, Azmin bak Şeyh Thabit Abbasi'nin, Şeyh Thabit'in bir mevkufu var idi. Hancar'ın Halbistan vazgeçti, İttihar'la kaldı. Bir gün vazir difa oldu. İşte bu nece karar alasan, kimiden olasan. Evet. Aynı top maçına benzer. Yani tekrar yine döndük, diyarık, anlaşmaydan her şey ama olur. Bizim kardeşimizin, tabii Muhammed Şia Soddani'nin hedemet konusuna çok bakacak. Anladığı evet. şeydi. İnşallah, umarım. Adam emniyette çalışmayıp, diplomatik şeyde hayatında çalışmayıp ama hedemi bakanlıklarda, 8 bakanlıkta çalışıptı. Ben eminim. Bütün bakanlıklarda da başarı elde edildi. Ben bilirim, evet. bütün gücünü bunlara verecek. İnşallah. Ziraat, sınaat, amel şu içtimaiye. Ya bunlar... Zaten devletin ziraati bitti. Bunun için tekrardan yani çalışmalar lazım. Yok, ziraatte yiyik. Yani o kadar dergi eskisi gibi. Tabii ama iyiydi yani. Ben aldığım devlet rakamlarını okumuşum. Ziraatte böyle bir kötü durumda değil. Açık konuşan yani. Ziraatte iyiyik. Su sıkıntımız var. Bunu çözmesi lazım mıydı? Elektrik. Elektriği inşallah çözer. Yani ya vatandaşların zaten şahsi görüşümden konuştuğu zaman bir sürü sıkıntılar var ama hala bugüne kadar hiçbir şey de çözülmemiş. Benim şahsi maalesef. Kanaatimde bir hükümet isterse millet razı olsun ilk defa birinci şey elektriği gerek halletsin. Evet. O elektrik de ben şahsi görüşümden. Hizmet işlerine bakacaktı. Yani ben millet şahsi, artık hizmet ister. Ben şahsi görüşümden bahsedeyim. Evet. Basit öz kabiliyetime göre. Elektrik bakanlığı ne kadar kalıp muhallede kalıptı. Jeneratörler kalıptı. Evet. O zaman eşitiyoruz buradan bütün millet duysun da ben elektrik bakanlığı kalmadı. Evet. Yani ben bakanlığın içinde yaşayan insanlar çok yorgundular. Ben çokunu tanıdım. Gece gündüz de çalışırlar. Evet. Ama Irak'taki sistem koymur bunların cihet getirsin. Doğru. Yani bunlar parasız çalışırlar bilmem evet, neydiler. Peki Ammar Efendi böylece programımızın sonuna geldik. Ama bir geldik. Şey diyeyim size buradan Pardon. Millete bir şey demek isterim. Milletimiz çok umutsuz hayatta olmaz. Çalışan millet kazanı. Siyaset de bitmez hayatta. Bir gün her yarın yok. Eskiden, tabii ki siyasetin zaten sonu yok. Tabii ya bir yıl sonra evet. bir de seçim var. Aynen. Yeter ki biz toparlanak, hata yapanlardan hesap sorak. Doğru dürüst yolan giden insanların arkasında durar. Bir kez mantıkçılıktan vazgeçecek, mezhepçılıktan vazgeçecek. Maalesef yani. Teessüf evet. ederim bu işlere tabii. Gördüm özüm. İyi işleyen yani, Türkmen kelimesi doğrultusunda biz o toplar. O çizginin üzerine yer yağlar. Tabii o evet. özelliğimize makayet olalım. Tabii. Ama birliğimizde de bu Türkmen çadırı altında
öz özümüz toparlayıq, bu xatadan da istifadə görək, ama mutsuz olmayaq. Evet. Bizim haqqımız yilinməz. İndi hükümette koymalar bizi. Filan etmirler. Her kim zannedirse, ne kimse toprağımız yani alabilir. Yani Saddam rejimi döneminde bile Türkmenler hükümde dergiliydiler. Biz Allah bir kafa verir ki kimse hakkımızdan gelmez. Tabii. İnansın, bu, bak buradan açıklarım da milletimiz hiç moralim bozmasın. İstediğimiz zaman yerimize hakimiz. Gençlerimiz İnşallah. Var, ikitlerimiz var, cüsurlarımız var. Yeter ki topraklarımız elimizden gitmesin. Gitmez. Dilimize, eğitimimize çok dikkat edelim. Ya önemli kimse malımıza temah etmesin. Elindekini yani de kıymetler. Yani bir gün bakanlığı almadık. Belki parlamentoda bir 6-7 milletvekili gönderebilmedik. Belki önümüzdeki seçimlerde belki inşallah gönderebilirik. Yani böyle belki de Allah bilmesen. Ben eminim adam bir fırsat olsa Türkmen bakanı koyar. Evet, bak, i̇nşallah. Bu koalisyondan da koyar. İnşallah. Ama özüne bir fırsat verirse o fırsatı da özü bular. Vermese de inşallah bize ne hak tasarruf etmez. Biz böyle tanırız özü inşallah ne hak tasarruf etmez. İnşallah. Bu akşam 4. Otorite programına konuk olduğu için çok sağ teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun, eyvallah. Sizler umutsuz gerçekten... olmayın hiçbir zaman. Yok hayır inşallah. Sizler gerçekten yorulduk. Ta Bağdat'tan buraya kadar geldiğimiz programdan dolayı teşekkür ederim. Milletimizin uğrunda her yerde olduk inşallah. Sağ olun. İyi bir şeyler olun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sevgili değerli izleyiciler, bu akşam 4. Otorite programını burada nokta alıyoruz. Malumunuz işte Bağdat, başkent Bağdat'ta bir gün akşam saat tam 8'de Irak'ın yeni hükümet kabinesi kuruldu ve az önce tabii programımıza katılan Türkmen TV muhabiri. Sabit Bey'e bir tebrikimiz geçsin yani. Cenab-ı Hak'tan bizden milletimiz adına evet. Türkmandı. Türkman bakar, Türkmanlı desteğini her zaman milletimize destek olmağını bekleriz. Tabii ki inşallah bekleriz buyurduğu terki. Evet değerli izleyiciler, az önce tabii ki programımıza katılan sayın muhabirimize teşekkür ederek oradaki gelişmeleri bizlere aktarmış oldu. Ve dediği gibi 20 bakan bugün akşam saat tam 8'de oylamayla tabii seçildiler. Daha sonra sadece 2 bakanlık kaldı. Bakalım önümüzdeki hafta, önümüzdeki oturumlarda neler olacaktı. Hayırlısını diyağın ve Irak halkına hayırlı uğurlu olsun yeni hükümet. İnşallah gelecek program yine tekrardan sizlerle buluşuncaya dek esen kalın, iyi akşamlar diliyorum. Türkmen TV'den ayrılmayın.